Nobel Kimya Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde orta gelirli çiftçi ailesinin 8 çocuğundan 7.si olarak dünyaya geldi. Aziz Sancar, verdiği her röportajda Arap olarak gösterilmekten rahatsız olduğunu ve Türk olduğunu vurgular. Ağabeyi Tahir Sancar'ın ifadesine göre ailesi Oğuz Türklerinin Hasi kolundan olup Horasan'dan Mardin'e göç etmiştir. Aziz Sancar ilk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. Lise yıllarında futbolla ilgilendi. Ancak son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul'a gitti. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında birincilikle mezun oldu. 2 yıl Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra NATO TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi ardından Texas Üniversitesi'ne gitti. Texas Üniversitesi'nin moleküler biyoloji programına ve Kurt Rupert'ın laboratuvarına katıldı. Aziz Sancar 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesinde çalıştı. DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1997 yılından itibaren araştırmalarını biyokimya ve biyofizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan North Carolina Üniversitesi biyokimya ve biyofizik bölümünde sürdürmektedir. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 2001 yılında Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülünü almaya hak kazanan Sancar, 2005 yılında ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilerek bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk oldu. ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek için eşiyle birlikte Aziz Given Sancar Vakfı'nı kurarak Carolina Türk Evi isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı. Sancar, DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Thomas Lindahl ile birlikte 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Aziz Sancar'ın emek ve çalışma üzerine söylemiş olduğu sözlerinden bir tanesi şöyle: "Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum." Aziz Sancar, beni ödüle götüren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı devrimdir. This is the story of Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir, diyerek Nobel ödülü ile madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etmiştir. Ödül, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergilenmektedir.